Merhabalar, iyi günler hepinize. Uzun zamandır görüşmüyoruz. Umarım herkes iyidir. Görüyoruz ki yasaklar, bazı şeyler değişiyor. Bazı kapılar tekrar açılıyor bizler için ve bunlar için şükrediyoruz. Bugün sizlerle yalan suçlamalar hakkında konuşmak istedim. Dedikodu gibi böyle kötü sözler çoğumuz bunun ne olduğunu çok iyi biliyoruz zaten. Ve bunu kutsal kitap açısından bakarak özellikle imanlı Hristiyan yani Mesih gibiyiz diyenler için söylüyorum. Ama tabii böyle inanmayanlar için de geçerli olan birçok şey olacak bu mesajda. Umarım herkes bir bereket alabilir ve lütfen eğer beğenirseniz bunu paylaşabilirsiniz şimdiden söylüyorum. Mısır'dan çıkış 23 ile başlamak istiyorum. 1. ve 7. ayet okuyacağım. Diyor ki, yalan haber taşımayacaksınız. Haksız yere tanıklık ederek kötü kişiye yan çıkmayacaksınız. Bakın kutsal kitap aslında çoğu yerde çok net şekilde söylüyor. Yalan haber taşımayacaksınız. Siz bundan sorumlu olmayın diyor. Biz eğer Rabbin çocuklarıyız diyorsak, farklı bir yaşam süreceğiz diyorsak bunları çok iyi hatırlamamız lazım. 7. ayette de diyor ki yalandan uzak duracak. Suçsuz ve doğru kişiyi öldürmeyeceksiniz. Çünkü ben kötü kişiyi aklamam. Yalandan suçlu doğru ya yani suç, yalandan uzak durun diyor burada bakın. Uzak durmak bizim görevimiz. Tamam mı? Yalan suçlamalarda bulunmayalım. Arkadaşlarımızın, dostlarımızın hakkında bizi bir öne geçirecek bir şey amacıyla diğerleri hakkında bir yalan suçlamada bulunmayalım. Unutmayın, bunlar çok değerli şeyler. Aslında bütün dünyada geçerli ahlaki değerlere ait olan şeyler de aynı zamanda. Ama biz kutsal kitap açısından bakıyoruz. Özellikle Hristiyan olan bizler için bunu söylüyoruz. Süleyman'ın Özdeyişleri 17.9 der ki: Sevgi isteyen kişi suçları bağışlar. Olayı diline dolayansa can dostları ayırır. Olan biteni dilinize dolamayın. Bir yerden başka yere bunları taşımayın. Bakın ne kadar net söylüyor. Bu bize ait bir şey değil. Bu kesinlikle doğru bir şey değil ve bunu yapmayın. Bunun toplumsal veya işte geleneksel kabullenirliliğinden bahsetmiyoruz biz. Biz Mesih'te yaşayan arkadaşlar, kardeşler olarak söylüyoruz. Ve bunu kimse hakkında yapmayın. Sadece Rus aileniz değil, hiç kimse hakkında yapmamalısınız. Sonra 20. Süleyman'ın 20 20.19'a gidiyoruz. Diyor ki dedikoducu sır saklayamaz. Bu nedenle ağzı gevşek olanla arkadaşlık etme. Bakın dedikodu tehlikeli bir şey. Ve böyle insanlar tanıyorsanız eğer hayatınızda, Bundan eminseniz, O insanlardan uzak durun. Ne olacağı belli olmaz. Ve asla kendiniz o insanlardan biri de olmayın. Görmediğiniz, duymadığınız bir şeyi özellikle, yani şahsen tecrübe etmediğiniz bir şeyi taşıyıp bir başkasıyla paylaşmayın. Ve tecrübe ettiğiniz bir şeyle varsa özel olabilir, şahsi olabilir. O kişi hakkında dedikodu yapmayın. Kutsal kitap bize zaten doğru, pak, sevimli, güzel ne varsa onları düşünün. Bunlar hakkında konuşun diyor. Bunları hatırlamamız lazım. Şu dilimiz var ya dilimiz sayesinde çok şey yapabiliriz. Tamam mı? Ya inşa edebiliriz ya yok edebiliriz bazı şeyler ama dikkatli olalım. Çünkü bunun sorumluluğu bizde. Matta 7.12 şöyle diyor. İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız siz de onlara öyle davranın. Çünkü kutsal yasanın ve peygamberlerin söylediği budur. Bakın bence hiçbir insan benim hakkımda dedikodu söylenmesini, yalan suçlamalarda bulunulmasını seviyorum demez. O yüzden siz de yapmayın. İnsanlara nasıl davran, size nasıl davranılmasını istiyorsa siz de insanlara öyle davranın. Bunlar çok basit buyruklar. Yohanna 13, 34, 35 diyor ki size yeni bir buyruk veriyorum. Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Bakın Seven kişiler birbirleri hakkında olumsuz, kötü, negatif şeyler taşımazlar. Eğer konuşacaksanız birisi hakkında güzel şeyleri anlatın onun hakkındaki. İnanın bana herkes de güzel bir şey bulmak da mümkündür. Sonra diyor ki birbirinize sevginiz olursa herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır. Ama burada bir eğer var. Birbirinize sevginiz eğer olursa işte bunu yapmalıyız. Birbirimize sevgi göstermeliyiz bu ben ve ailem değil. Herkes, komşularım, tanıdıklarım, tanımadıklarım, bu dünyada yaşayan herkese sevgi göstermekten bahsediyorum. Ki böylelikle benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaklar diyor. İşte ben bir İsa Mesihçiysem, onun öğrencisiysem, yapmam gereken, kesinlikle olması gereken şeylerden biri bu. 1. Korintler 13, 11, 12, 13'e gidelim. Diyor ki, bakın hepimiz bu süreçten geçtik. Çocukken çocuk gibi konuşur, çocuk gibi anlar, çocuk gibi düşünürdüm. Ne kadar güzel. Yetişkin biri olunca çocukça davranışları bıraktı. Artık çocuk değiliz. Bunu hatırlamamız lazım. Ve çocukça davranışları bu şekilde hareket etmeyi bırakma vakti geldi de geçti bile. Sonra diyor ki şimdi her şeyi aynadaki silik görüntü gibi görüyoruz. Ama o zaman yüz yüze görüşeceğiz. Şimdi bilgim sınırlıdır ama o zaman bilindiğim gibi tam bileceğim. İşte kalıcı olan üç şey vardır. İman, umut ve sevgi. Ve bunların en üstünde sevgidir. O yüzden bu şekilde konuşmayı, bu şekilde laf taşımayı, bunlara bir alet olmayı bırakalım. Büyüme vakti geldi. Çocukça her şeyi bırakmamız lazım. Mezmurlar 15, 1 ile 5 arası. Bakın ne diyor. Ya Rab çadırına kim konuk olabilir? Kutsal dağında kim oturabilir? Kusursuz yaşam süren, adil davranan, yürekten gerçeği söyleyen, iftira etmez, dostuna zarar vermez ve komşusuna kara çalmaz böylesi. Bakın tekrar söylüyorum. Kusursuz yaşam süren, adil davranan, yürekten gerçeği söyleyen, iftira etmez, dostuna zarar vermez ve komşusuna kara çalmaz böylesi. Bu iftiralar var ya dışarıda gezinen iftiralar özellikle siz bir mesihin evladı olduğunuzda sizin hakkınızda daha çok iftira çıkıyor olabilir. Ama her zaman emin olun şunu söyleyebilmeniz lazım ki İsa benim ne yaptığımı biliyor. Onun gözünde ben doğruyum. O yüzden bir başkasının iftirası benim gerçeğim olmak zorunda değil. İnsanlara iftiralarını gerçekleyecek şeyler vermeyin. Sonra diyor ki aşağılık insanları hor görür ama Rab'den korkanlara saygı duyar. Kendi zararına ant içse bile dönmez andından. Parasını faize vermez, suçsuza karşı rüşvet almaz. Böyle yaşayan asla sarsılmayacak. Bakın size sadece kutsal kitaptan ayetler vererek konuşuyorum. İzin verin bu ayetler sizlere kendi konuşsun. Süleyman Özdeşleri 3.29 diyor ki sana güvenerek yanında yaşayan komşuna kötülük tasarlama. Tekrar bakın. Komşunuza kötülük tasarlamayın. Evet bizim kültürümüzde yıllar önce eskiden kalan bir komşuluk şeyi vardı. Ev alma komşu al denirdi. Komşuna anahtarını verirdin. Çocuğun komşuya giderdi. Bir sürü bir farklı ilişkiler vardı şimdiye göre. Ama ne olursa olsun komşuna kötülük tasarlama. Bunu diyor bize. Kötülük tasarlama, kötü düşünme, kötü söyleme, iftirada bulunma yalan suçlamaları ortaya çıkarma. Bunların sebebi sen olma. Matta 5.11 Benim yüzümden insanlar size sövüp zulüm ettiklerinde yalan yere size karşı her türlü kötü söz söyledikleri zaman ne mutlu size. Bereketli olacaksınız diyor. Bakın. Şimdi sizlere diyorum özellikle Mesih'te kardeşlerim olan sizler. Biz bu yolda yürüdükçe Bizim aklımızda iftiralar, yalanlar çıkacak. Çıkabilir de. Ama bize diyor ki sen bunları düşünme. Çünkü bunları yaptıklarında kutsanacaksın. Mutlu olacaksın. Bereketli olacaksın. O yüzden o tuzağa düşüp onun bir parçası olma. Onlara yanıt verme. Bir şeyi ispatlamaya çalışma. Bunu zaten yapamazsın. Sadece bil ki bunlar olduğu zaman... İsa her zaman yanında. Filipiller 4, 8 ve 9. Peki o zaman biz şimdi Hristiyan olarak bu düşüncelerin arasında yaşarken, hatta hakkımızda yalanlar, iftiralar, dedikodular varken biz ne yapacağız? Biz nasıl yaşayacağız? İşte bakın burada da onu açıklıyor. Filipiller 4, 8 ve 9 diyor ki sonuç olarak kardeşlerim gerçek, saygıdeğer, doğru, Pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa onu düşünün. Bak, diğerlerini düşünmeyin diye yazmıyor burada. Gerek yok zaten. Sadece bunları düşünün diyor. O zaman bizim yapmamız gereken ben gerçek olan şeyleri, saygı değer olan şeyler, doğru olan şeyler, pak, sevimli olan şeyler, hayranlık uyandıran şeyler, erdemli ve övülmeye değer şeyleri düşünmem lazım başka bir şey değil. Diğer düşünceleri İsa'nın adıyla kovman lazım. Zihnimden, hayatımdan kovmam lazım. Çünkü bunlara yer olmamalı bir İsa'nın evladının hayatında. Sonra da diyor ki benden öğrendiğiniz, kabul ettiğiniz, işittiğiniz, bende gördüğünüz ne varsa onu yapın. İşte o zaman esenlik veren Tanrı sizinle ve benimle birlikte olacaktır. İşte bu dünya içerisinde yalan suçlamalar, iftiralar, dedikodular bir sürü sahtekarlıkların içinde biz de var olacağız. Bizim hakkımızda da olacak ama bunun bir parçası olmak zorunda değiliz. Bunların hepsine karşı gelecek gücü bize İsa Mesih'in ruhu, kutsal ruh veriyor. Ve onun sözleri içinde, ayetlerinde her şeyi bulabiliyoruz. Size tekrar söylüyorum. Bir, öncelikle bunların bir parçası olmayın. Kesinlikle bunları kendinizi manipüle edip bunların bir parçası olup tekrar etmeyin. Başkaları hakkında yalan suçlamalarda bulunmayın. Sevgiyi gösterin. İsa'nın size gösterdiği sevgiyi gösterin. İnsanları aşağılamayın, küçümsemeyin. Bunu çok iyi bilmemiz lazım artık. Çocukça şeyleri bırakalım ve büyüyelim. Ve böylelikle insanlar bizim İsa'nın öğrencileri olduğumuzu bilecek diyor. İsa'nın öğrencisi olan çok insan var. Ben buna inanıyorum özellikle Türkiye'de. Ama bunu bilen insan sayısı az. Kardeşler size söylüyorum. İsa'nın öğrencileriyseniz artık dik durma vakti ve bunu gösterme vakti. Çünkü gerçekten bunu arayan, görmek isteyen o kadar çok insan var ki şu anda onlar beni, sizi bekliyorlar. Gelin hep birlikte İsa'nın sevgisini, saygısını, merhametini, lütfunu, görkemini insanlara bizim aracılığıyla göstermesine izin verelim. Hayatlarımızı, nefis nefslerimizi İsa'ya teslim edelim. Çok teşekkür ederim. Tanrı hepinizle birlikte olsun. İsa Mesih'in adıyla diliyorum. İyi günler.